Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yasin suresine başlıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz Yasin suresi Kur'an'ın en meşhur surelerinden birisidir. Herhangi birisi vefat ettiği zaman daha onun vefat gününde o evde bunlar okunur. Veya birisi yolculuğuna gittiği zaman arkasına bu okunur, üflenilir. Ve Allah'tan bunun sevabının ölüye verilmesini ruhlara başta peygamberimiz olmak üzere bütün sahabe efendilerimiz, sonra işte peygamberler, sonra evliyalar, önce onları da koyuyorlar ki araya, hani Allah'a güya şey yapacaklar, yaranacaklar, torpil yaptıracaklar. Onların yüzü hürmetine. Bizim bunu da kabul et. Geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi filan. Okurlar geçerler. İnşallah biz de bu surenin bize ne anlattığını, ne söylediğini hep beraber inceleyeceğiz. İnşallah. 3 ayla başlıyor diye hocam bugün televizyonlarda. Oo, birkaçına denk geldim. O sakallı sarıklılar çıkmışlar. Evet. Evet. Şeyler yumurtluyorlar ya. Allah dedim yani. Yasin suresi 1. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin, andolsun hikmetli Kur'an'ı. Hepsi, sesler karışık geldi ama. Yani hikmet neydi? Ben geliyor bu ses ya. Süleyman hocam dönü geldi. Kesildi. Andolsun hikmetli Kur'an'ı. Yasin derken aslında bunlar hep Kur'an harfleriydi. Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Ve arkasından ayette de diyor, bu hikmetli Kur'an bu harflerden meydana geldi. Andolsun hikmetli Kur'an'ı. Hikmet neydi? Bütün peygamberlere kitap verdik, hikmet verdik, ilim verdik, hikmet verdik ifadesiyle hikmet gelen bilgileri, gelen vahiyleri doğru anlama yeteneği, doğru anlama kapasitesi, doğru anlama ferasetiydi. İşte Allah'ın hikmeti Allah'ın Resulüne de veriyor. Evrendeki bütün varlıklara da veriyor. İşte burada en başta nebilere, resullere kitap verdik, hikmet verdik derken kendilerine gelen bilgileri doğru anlayarak, doğru yaşayarak bunları bize aktarıyor. Öyle rızan ve tahminle konuşmuyorlar hiçbir zaman. Nedir diye sorduğunuzda yetişemedim hocam. Cevap verecektim. Ya, bugünkü deyimiyle bilinç düzeyidir. Doğru anlama olması, yani bunun mantıkta karşılığı, yani sosyolojide ve felsefe dilinde doğru anlama bir yeteneği, doğru anlama kapasitesi. Yani mantık doğru düşünmenin kurallarını, prensiplerini araştıran ilmin adıdır. Bu da hikmetle aynı eşdeğerde bir, ona benzer bir kelimedir mantık. Yani eğer kapı açıksa ona kapalı diyemezsin, kapalıysa ona açık diyemezsin. Kapı aynı zamanda hem açık hem kapalı olamaz. Ya açıktır ya kapalıdır. Mantık bu. Bir vücutta iki kalp bulunmaz diyor. Ya iman girer, inkar çıkar. İnkar girerse de iman çıkar. İkisi bir arada bulunmaz. Bir adam hem Müslüman hem de gayrimüslüman olamaz. Bir adam ya Müslümandır ya gayrimüslümandır. Gayrimüslümansa o Müslüman değildir. Müslümansa o gayrimüslüman değildir. Mantık bu. Peki, o zaman şöyle bir soru sorsak. Mesela
faizle iş yap, kazandığı faiz paralarıyla cami yaptırmak hikmetli bir iş midir? Hatice Hanım'a soralım mesela. Tevfik abi, faiz haram olduğuna göre hikmetli bir davranış değildir. Tam tersi kendini kandırmasıdır insanın. Peki bir insanın ben hem Müslümanım deyip hem de şeriat istemiyorum demesi veyahut da hem Müslümanım deyip işte hem şucuyum, bucuyum, Sünniyim, Şiiyim, Kemalistim, Sosyalistim demesi hikmetli bir iş midir? O da artık anlıyoruz ki hikmetli bir davranış olmaz çünkü çelişir kendisiyle, Kur'an'la çelişmiş olur. O yüzden olmaz. Peki o zaman bir şeyin hikmetli olması için illa Kur'an'a uygun olması mı gerekiyor? Yani tabii ki biz Müslümanlar için akla, mantıkla, kalbimize, evrene, Kur'an'a çelişmemesi lazım hiçbiriyle. Hikmetli olabilmek için, doğru bir karar verebilmek için, adaletli bir hani karar verebilmek için hakka uygun olması lazım. Allah hakkı... Yani o zaman buradan şöyle çıkarabiliriz. Hakka uygun olan söz, davranış ve eylem hikmetli bir eylemdir. Evet, ben öyle düşünüyorum. Peki. Aynen. Devam edelim. Gerçekten sen gönderilen elçilerdensin, dost doğru bir yol üzerindesin. Şimdi sonunda bir Resul ümmi bir toplum içinden çıktı. Bütün yakınları, yandaşları hep Muhammedül Emin diyorlardı. Güvenilir insan diyorlardı. Ne zaman ki ona Allah peygamberliği verdi, ben Allah'tan gönderilmiş bir nebiyim, resulüm dedi. O güvenilir insan diyenler tamamen ters döndüler. Sen delirmişsin, sen cinlenmişsin, sen yabancılaşmışsın, büyülenmişsin ifadeleriyle onu yalanladılar. İşte Allah da o sizin arkadaşınız sapmadı, azmadı. İşte oradaki ifadeye de ne diyor? Gerçekten sen gönderilen elçilerdensin, dosdoğru bir yol üzerindesin. O sana sapık diyenler, sana yoldan çıkmış diyenler, sana cinlenmiş diyenler kendileri sapıktır diyor. Rab, Allah'ın söylediğinin dışında bir doğru yol olabilir mi? Bu mesajı veriyor. Kur'an güçlü ve üstün olan, birleştirgeyen Allah'ın indirmesidir. Yani Allah haktır, evrende yaratılmış olan bütün varlıkları hikmetli bir anlayış içerisinde yaratmış. Güçlü ve üstün olan, esirgeyen Allah'ın indirmesidir. O Muhammed uydurdu diyenlerin sözüne bir cevap veriyor burada. Aslında bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir kitap değil. Bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Muttakiler için, inananlar için yol gösterici bir kitaptır. Böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için gönderildi. Şimdi bak burada babaları uyarılmamış kelimesi, ümmi kelimesinin de ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Ümmi neydi? Hiçbir kitaba tabi olmayan, müşrik olan, cahil olan, efendim puta tapıcı olan bir topluluğun adıydı. Yani genelde insanları Kur'an temel olarak ikiye ayırıyordu. Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar. Müslüman olanları da ikiye ayırıyordu. Birisi müşrik olan topluluk, yani bunlar Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, ahiret alemine inanmayan topluluk.
birisi de ehli kitap olan topluluk. Bu topluluk Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, ahiret alemine inandığını iddia ettiği halde Allah'ın gönderdiği vahiy orijini dinden saparak, satıp gizleyen, dünyevileşerek zan ve tahminle Allah'ın dinine paralel bir din uyduranlara kuran ehli kitap diyordu. İşte burada ümmi toplum demek, hiçbir kitaba tabi olmayan toplum demektir. İşte babaları uyarılmamış derken, uyarılmamış bir toplum asla yok Kur'an'da. Uyarıcı göndermediğimiz bir toplumu, bir kavmi, bir ümmete asla biz helak etmeyiz diyor. O zaman babalarına uyarıcılar gelmiş ama o uyarıcıları kabul etmediğinden dolayı onlara ümmi diyor Kur'an. Onlara müşrik diyor Kur'an. O zaman babalarına uyarıcı gelmediyse onlar sorumlu değil demektir. Oysa insan yeryüzünde emanet ve sorumluluk yüklenen tek varlıktır. Eğer emanet ve sorumluluk yüklendiyse, eğer ona da uyarıcı gelmediyse o zaman o insan sorumlu değildir anlayışı kesinlikle doğru değildir. Hocam ben ümmiliği doğru veya yanlış olsun geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan insanlar diye de anlıyorum. Öyle de olabilir ama ümmi kelimesini Kur'an'da yazdığımız zaman şunu anlatır temel olarak. Bak, ehli kitabın ümmilere karşı bir düşmanlığından söz eder Kur'an sürekli. Ehli kitap nedir? Ahiret alemine inanan insanlardır. Ümmi nedir? Ahiret alemini kabul etmeyen insanlar. Dolayısıyla Allah'ın varlığını kabul eden de var, etmeyen de var. Ama bunun yanında gönderilen peygamberleri, Cibril'i kabul etmediklerinden dolayı dünyadaki yaşamın kurallarını biz kendimiz koyarız diyenler ve sürekli o ayeti örnek olarak çok ayet var böyle. Müminin suresinin 37. ayetinde biz dünya hayatında yaşarız ölürüz tekrar diriltilecek değiliz diyenler. İşte bu ümmiler ata dini mensupları dediğin gibi ata dini mensupları olan insanlardır. Yani bunlar hiçbir zaman peygamberler kitapları kabul etmiyorlar. Eyvallah, zaten Bakara 170'te de buna meydan okuyor ya Allah. Evet. Aynen. Tabii ümmiliği sadece geleneklere sıkı sıkıya bağlı olmakla sınırlarsak o zaman Kur'an'ın anlatımına da uymamış olur. Yani eksik sadece, olur. Sadece geleneklere bağlı olarak tabii ki sınırlayamayız. Haklısın. Çünkü mesela Yahudi ve Hristiyanlar da geleneklerine bağlı ama Allah onu ümmi demiyor. Fakat Mekke'deki topluma ümmiler diyor. Yani herhangi bir kitapla herhangi bir inancı olmayan, ahiret inancı olmayan. Tabii ki Mekke toplumu da atalarına bağlı. Diğer Yahudi ve Hristiyanlar da. Ama aradaki fark ne? Yahudi ve Hristiyanlar bir kitapla muhatap olmuş. Kitap zan ve tahminle din uydurmuşlar. Mekke toplumu bu muhataplığı henüz yok. Aslında burada ümmi kelimesine en güzel cevabı Cuma suresi 2. ayetle Ankebut suresi 48. ayeti almak gerekiyor. Yani orada istersen açayım oraya bir. Cuma suresi kim hocam? Cuma suresi 2 ve Ankebut suresi 48. Evet. Edip Yüksel paganizm diyor. Ümmiliğe. O ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onlara arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Bak, oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindeydiler. Bak orada ne diyor? Ümmiler içinde. Yani Nebi Resul o ümmiler içinde bir toplumdu. Hani sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Ümmiler kitap nedir bilmeyen demektir demek ki. Yine
Ankebut suresi 48. ayette de burada ne diyor bu? Onu ben okuyayım hocam istersen. Hayır. Ne diyor? Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin. Yani ne Hristiyan, ne Yahudi, ne başka bir din mensubundan olandın. Değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Yani şu Kur'an'ı sen kendi elinle yazmıyordun. Kendinden değil bu. Böyle olsaydı batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Yani sen ümmi bir toplum, yani hiçbir semavi dinden haberi olmayan bir toplum içinden seni aldık ve geçmişlerin hikayelerini, yani onlara gelen kıssaları sana anlattık. Ve eğer sen ümmi bir toplum içinden değil de ehli kitap olan bir toplum içinden gelmiş olsaydın, bu eskilerin masallarını, hikayelerini uyduruyor derlerdi. Ama sen öyle bir toplum içinden, ehli kitaptan değil, hiçbir kitaba tabi olmayan bir toplum içinden seni aldık ve sana bunları vahyettik, sen bunları açıklıyorsun, anlatıyorsun diyor. Bundan daha güzel cevap olabilir mi? Peki burada ben Fatih'e bir şey sorayım. Fatih burada mı bilmiyorum, bizim Fatih Kutal. Buradayım abi. Peki peygambere Allah ümmi diyor. Peygamber ümmi olarak mı vefat etti, öldü? Ölene kadar ümmi miydi o? Ne oldu onun ümmiliği? Yani ümmilik hiçbir dine mensup olmaktı diye düşünüyorum ben. Ama peygamberimiz Müslümandı. İslamiyet'e uydu. Nasıl olacak şimdi bu? Allah o zaman niye onu ümmi diyor? Madem peygamber Müslümansa. 40 yaşına kadar ümmiydi. Yani peygamber olana kadar. Yani o zaman demek ki Müslüman olduktan sonra ümmilik sona eriyor. Evet. Olay bu işte. Aynen kafirlik veyahut da batılda olmanın sona erdiği gibi Müslüman olduktan sonra ümmilik o zaman bir sıfat. Bak işte Bakara suresi 62, Maide suresi 69. ayetlerde İman edenlerle başladığından dolayı orada ümmilerden, yani hiçbir kitaba tabi olmayanlardan iman edenler anlamında olduğunu anlamak gerekiyor. İşte ayetler arasında düzgün bir bağ kurduğun zaman olay meydana çıkıyor. Ondan sonra ümmilerden iman eden, Hristiyanlardan iman eden, Yahudilerden iman eden, Vesabilerden iman eden ve salih amel işleyenler kim varsa, bunlar Allah katında yaptıkları güzel ameller hüsnü kabul görecek. Olay bu. Onlar kurtuluştadır diyor. Hep. Buyurun hocam, buyur. Hocam ümminin başka bir anlamı var mı? Yani aynı şehirden olan kişi, aynı anneden olan kişi. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Açın ümmi kelimesini, yaz arama motoruna. Hep ümmiliği hiçbir kitaba tabi olmayan, babaları uyarılmamış olan bir toplum olarak kişi anlamında da kullanmış. Yani ümmet, kavim kelimeleri de hem bir topluluk anlamında da kullanmış, hem bir fert, bir kişi anlamında da kullanmış. Mesela İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. Yani tek başına bir ümmet nasıl olunur? Şimdi, ümmet yani bir topluluk. Peygamber de o oradaki topluluktan biriydi. Hatta bunu Duha suresi 7 ile de Allah zaten bize gösteriyor. Sen delaletteyken biz seni doğru yola iletmedik mi diyor. Yani sen yanlış yoldayken. Evet, yani ümmi olan bir topluluktan gelmiş biriydi ama Fatih kardeşim dediği gibi ümmi değil, o Müslüman oldu. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a teslim oldu. Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını düzenledi. O peygamber olduktan sonra o ümmi değildi. Bunu altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyorum.
Ama genelde ümmiliği o hep böyle hiçbir kitaba tabi olmayan değil, okuma yazma bilmeyen anlamında kullanmış. Belki %90'ı böyle diyor. Yani Kur'an üzerine çalışanlar. Hocam, ümmi toplumun Allah inancı vardı. Yani ya sapık da olsa veya şey de olsa. Yani o Kur'an'da geçiyor ya, onlara sorursan yağmuru kim yağdırır? Allah diyor. O toplumda yani tamam bilinç şey ama ya ahiret bilmiyorum. Ahiret dirençini bilmiyorum. O ayetleri şimdi hatırlamıyorum ama. Yok, ben söyleyeyim. Bak mesela Bakara suresi 28'de diyor ki, nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken o sizi diriltti, sonra öldürüp tekrar diriltip sizi hesaba çekecek diyor. Bu hiç Allah'ı kabul etmeyen bir toplum için kullanmış. Ama onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Yani Allah bizi yarattı, evreni yarattı ama bizi dünya hayatında düzenleyecek, eğitecek peygamberler, kitaplar göndermedi. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz diyenler bunlar oluyor Kur'an'a göre. Yani orada Allah'a inanmak bir şey ifade etmiyor. Allah'ın Rabliğine inanmıyorlar. Ben sürekli diyorum, Allah'a inanmak ayrı bir şey, Allah'ın Rabliğine inanmak ayrı bir şey. Allah'ın Rabliğine inanmayan bir kişi Allah'a inanmakla Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yani Allah bir söz söylüyor, ben bunu kabul etmem. Falan filan, yani benim putlarım bunları söyler ifadesiyle yaşamını düzenliyor. Yani dünya hayatını biz kendimiz kurgularız. Allah'ın buna bir karışması olamaz diyorlar. Biz de dünya hayatında Allah'ın karar, insanların karar verdiği yönde Allah müdahale etmez diyoruz. O dünya hayatında onlar, bunlar deist olanlar, dünya hayatında Allah peygamber göndermez, kitap göndermez diyen insanlar. Bizi de deist ateist olarak görüyorlar, deist olarak görüyorlar. Evet. Duyduğu bir ufak bir hikaye var. Kur'an kursunda müftü geliyor, çocukları ziyaret ediyor. Diyor ki, mesela tek tek soruyor, pardon, ilk önce tamamına soruyor. Allah'ı mı seviyorsunuz, peygamberi mi? Çocuklar kuru halinde peygamber diyor. Peygamberi seviyoruz daha çok. Bir tanesine diyor ki, sen söyle diyor, neden peygamberi daha çok seviyorsun? Çünkü diyor, Allah bizi yakacak ama peygamber kurtaracak. Yani öyle bir inanış, öyle bir anlayışa götürüyor. Yani peygamberi haşa Allah'ın önüne geçiriyor. Evet. Şimdi o zaman ümmi toplulukla diğer Yahudi ve Hristiyanları ayıran şey Kur'an'a göre, literatürdeki manasını demiyorum, Kur'an'ın anlatışına göre bir toplumun herhangi bir kitapla muhataplığının olmaması. Bu toplumda herhangi bir Allah inancı olmuş olabilir. Ahiret inancı yok. Veya Allah'ın Rabbini kabul etmiyor. Ama kitaba muhatap olanla olmayanı Kur'an ona göre ayırıyor. Ve bu ümmilik bir sıfat. İman ettikten sonra bu sıfat ortadan kalkıyor. Çünkü Kur'an hiçbir yerde ey ümmiler, mesela iman edenlere hep iman edenler diyor. Hep iman edenler diyor. Dolayısıyla İman ettikten sonra Müslümanlara asla bir daha ümmiler demiyor. Ey ümmiler şöyle yapın, böyle yapın diye herhangi bir emir yok. Bak Kur'an'da yine ehli kitaba iman edenler diye bir ifade de yok. Yani onlar iman ettiklerini iddia ediyorlar ama iman edenler kelimesini sadece müşrik olanlardan iman edip Müslüman olanlardan bahsediyor Kur'an. Bunu bilmek lazım. Şey söyleyecekmiş hocam. Çok kısa. Buyur Muhammed söyle. Ama bir anlamda iman ettikten sonra ben iman ettim. Ben Müslüman oldum. Artık içki içebilirim. Bira içebilirim. Ben iki rekat namaz kıldım. Artık ben Müslümanım. İstediğimi yapabilirim. Deme, ya, bu da bir günahtır değil mi Ali Zahmet? Aynen öyle. Tebrik ediyorum ben seni. İki
iki rekat namaz kıldı, sonra ben Müslümanım deyip içki içerek kumar oynar. Bu günah değil mi? Tabii ki Müslümanın inancıyla yaşama asla çelişmez diyor Allah. Zaten Kur'an ne diyor? İman eden ve salih amel isteyen. İman nedir? Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, ahiret alemine ve Cibril'e inanmak demektir. Peki bunlara inanan bir insan yaşamını bunların dışında yapabilir mi? Salih ameli zaten imanın gereği gibi yaşamak demektir salih amel. Aferin Muhammed. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet devam edelim. Hikmet üzerinde ve şey üzerinde epey konuştuk. Ümmilik kelimesi üzerine. Ümmilerle Yahudiler arasında bir düşmanlık geçen ayetler de vardı. Onları da belki bir daha ümmilik geçtiğinde tekrar okuyalım, inceleyelim. Çünkü ümmiliğin ne olduğunu iyi bilirsek daha sonra İsra suresi 1. ayeti ümmilerle ehli kitap arasındaki kavganın ne olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Zaten Kur'an'da geçen her kelimeyi eğer konuşlandığı yerde doğru bir şekilde anlayamazsak ayetlerin konunun anlaşılması da mümkün değil. Zaten geldikçe bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet. 7. Andolsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık inanmazlar. Yani bu ifade Kur'an'da şu karşılıklarla buluyor. Onların gözleri var, görmez, kulakları var. İşitmez, kalpleri mühürlenmiştir. Onlar tuzak kurdular, biz de onlara tuzak kuruyoruz. Onları Allah, yine bir ayeti tekrar hatırlatalım. Biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapar deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar, biz de onları helak ederiz. Yani bunlar hayata bakışlarını vahyin, inancın dışında baktıklarından dolayı da doğru bir bakışla bakamadıklarından, doğru bir şeyi de göremediklerinden dolayı bunlar inkar ediyorlar. İşte inkar etmelerinden dolayı da inkarlarını sürekli yaptıkları zulümler peş peşe arttırarak onları daha çok inkara, daha çok zulme götürüyor. İşte bir ayette şöyle diyor. Onlar diyor, onlara cenneti kolaylaştırdık. Yani kolay olanı kolaylaştırdık, zor olanı kolaylaştırdık. Zor olan nedir? Cehennem. Kolaylaştırma ne oluyor? Gittikleri yolun doğru olduğunu zannetmesidir. Olay bu. Gerçekten biz onların boyunlarına çenelere kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Yani kibirlenmesi, gururlanmasından dolayı Kur'an böyle mecazi bir anlatım kullanıyor. Yani hangi bir insanın boynuna, çenesine halka geçirmiş Allah? Yani buradaki halka geçirdik ifadesi, yani kesinlikle öyle bir bakış, öyle bir inkar, öyle bir zulüm onlara asla, hani şeytanı biz tarif ederken ne diyorduk? İblisin tekliflerinin ilke haline getirerek geriye dönüşü mümkün olmayan moda giren insanlara şeytan diyorduk. İşte şeytanın tarifini yapıyor burada. Halka geçirmesi, yani geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girmesine şeytan diyordu. Sert çektik. Böylelikle onları örtü verdik. Artık görmezler. Yani hani ahiret aleminde ne diyordu Allah? Onların üzerindeki örtüyü kaldırdık. Nasıl örtüymüş bu? Onlar aslında gözleri kördü, perdeyi açtı yani. Gözleri gördüğü halde göremeyen, hakkı göremeyen insanları, kulakları işittiği halde hakkı İşitemeyen insanlara, kalpleri olduğu halde hakkı hissetmeyen insanlara kör, sağır, dilsiz ve hissiz diyordu. İşte burada ahiret aleminde artık görmeyen gözler görür,
işitmeyen kulaklar işitir, hissetmeyen kalpler hisseder hale getirdik ifadesiyle onların üzerindeki örtüyü kaldırdık ifadesi kullanıyor. İşte gerçekten biz onların boyunlarına dokuzuncu ayette biz önlerinde bir set, arkalarında bir set çektik. Yani kesinlikle öyle bir konuma girdi ki, yani bir ayette de yine şöyle diyordu: biz bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. Onlar da yollarının dosdoğru olduğunu zanneder. Biz de onları şeytanın en yakın arkadaşı yapardık diyor. İşte set çekmesi bu. Böylelikle onları örtü verdik, artık görmezler. Yani evet, kask geçirmiş kafalarına. Ne gözü görüyor, ne kulağı işitiyor, ne de kalbi hissediyor. Yani yanlışta ısrar eden ve bu yanlışı da savunan insanlar, kalbi mühürlenmiş olanlar yani. Aynen öyle. Şeytan diye ona diyor zaten Allah. Şimdi bu ayeti literatür manasıyla, hayır burada böyle yazıyor, böyle inanıyoruz demiş olsaydık, o zaman şöyle dememiz lazım: Allah'ın Mekke toplumunun önüne bir set, arkasına da bir set çekmiş ve böylelikle onların üzerinde örtmüş, artık göremezler. Nasıl görsün ki adamlar? Arkasına set çekmiş, önüne set çekmiş, üstünü de örtmüş. E ışık gelmeyen adamlar neyi görecek yani? Nasıl görsün? Mümkün değil. Burada önemli olan bir şey... inanmıyor musun derler. Burada önemli olan bir şeyden de bahsediyor. Set çektik diyor. Bunun kökünü, kelimenin kökünü, çabağını deşelesek ne çıkacak altından? Buradaki manayı çıkarabilecekler mi? Yani işte ben sürekli şunu diyorum. Arapça bilmek demek Kur'an'ı anlamak demek değildir. Arapça bilmek demek Kur'an'ın Arapça metnini Türkçe'ye tercüme etmek demektir. Olay bu ya. Oradaki kastedilen manayı Kur'an kendisi açıklıyor. Yani bu söylediğimiz eğer doğru değilse, bugün Arapça bilen Arap toplumları neden bu Kur'an'ı anlamakta güçlük çekmişler veya anlayamamışlar? Olay bu değil mi? Evet. Kesinlikle uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Yani inanmayan adama cehennemde şöyle yanacaksın, cehennemde böyle azap çekeceksin desen o fayda eder mi? Etmez. Niye etmez? İnanmıyor çünkü. İnanmayan bir adama... Şey de öyle hocam, Türkiye'dekiler de böyle. Sen söylediğin zaman şerefe diyor bir daha içiyor üstüne. Cehennem var diyor şerefine, cehennemin şerefine bir daha içiyorum. Böyle böyle yapıyorlar yani. Ana, ben bir şey girdim. Biraz sonra bekle. Yavrum, Trakyalı arkadaşlar varsa üstlerine alınmasın. Biz Refah Partisi'nin bir şeyine katıldık. Çatalca tarafında bir 1994. Oradan hemen Çatalca Refah Partisi başkanı, ilçe başkanı gelir gelmez hemen ona dediler. Ya dediler, sen böyle bir şey yaşamışsın. Ne yaşamışsın dedi. Yani Erbakan Hoca burayı ziyaret etmeye gelirken o akşam gitmişsin meyhanede diğerleriyle beraber içiyor musun? E ne yapayım be ya, hocam gelir be ya demiş. Ben kimsin? Orayı anlayamadım hocam ya. Meyhaneye gidince ne demiş? Meyhaneye gitmiş, demişler ki ya sen Refah Partilisin, ayıp değil mi sen buraya geliyorsun? Sana yakışıyor mu? Ne yapayım be ya diyor, hocam gelir be ya, ben içmeyeyim de kimmişsin demiş. Sevincinden içiyor. Evet. İşte böyle bir din anlayışı olmaz işte. Yani senin söylediğin ve yaşadığın hayat vahiy ile bütünleşmesi lazım. Çünkü Allah diyor ki eğer o Nebi Resul vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunmuş olsaydı onu şah damarından yakalar hesabını sorardık diyor. Bizi de bütün peygamberlere örnek
edinmemizi istiyor Allah. Çünkü o vahiyle düzeltilmiş insanlardır. Onun için bizim onlara uymamızı istiyor. Çünkü peygamberlerin dışındaki insanlar vahiyle düzeltilmiş insanlar değil. Bunu bilmek gerekiyor. Ama vahiy peygamberin getirdikleridir. O vahye göre hayatını düzenleyen insanlar da Resul olarak peygamberden sonra devam ediyor. Etmeye devam ediyor. Evet. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. Şimdi tabii ki iman etmese bir adam, hani o inkar edenler diyorlardı ki ahirette şöyle azap var, ahirette insanlar böyle yanacak, şöyle sıkıntı çekecek. Getir bakalım onunla ilgili bir belge getir. Ateşin yiyeceği bir kurban getir. Biz senin söylediklerine inanalım. Hani öldükten sonra insanlar dirilecek diyorlar. Hani dirilen bir adamı getir de bir görelim. Bugün hep genelde inkar edenler öyle demiyorlar mı? Ölüp de geriye gelen var mı? Geriye gelen olmayacak. Zaten Allah geriye gelmeyecek diyor. Ahiret aleminde o yeni bir yaratılışta insanlar yaratılıp bazılarını mükafatlandıracak, bazılarını cezalandıracak. Bunu diyor Allah zaten. Sen ancak zikre, yani Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyanlar kimseyi uyarırsın diyor. Yani burada aslında gayb ile derken, bak mesela gayb kelimesini yine iki anlamda kullanıyor Kur'an. Birisi büyük haber diye bahsedilen ahiret alemiyle ilgili gayb haberi. Bunu bütün dünyadaki insanlar teknolojide ne kadar gelişirlerse gelişsinler bilmeleri mümkün değil. Bu ancak Allah nebisine bu ahiret alemiyle ilgili, gaybla ilgili bilgiyi aktarıyor. O da bize aktarıyor, bunu bildiriyor. Ama dünya hayatında teknoloji geliştikçe bilinmeyen bazı gayb bilgileri bilinir hale geliyor. Ama ahiretle ilgili bilginin bilinmesi hiçbir zaman mümkün değil. İşte o gayb haberlerine karşı suçlanamaz derken onu anlatıyor Kur'an. Uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. Yani işte inanan ve salih amel işleyen insanları müjdele. Allah'tan korkan onlardır diyor Allah. Hocam, burada gayba dair benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela Bakara suresinin ilk girişinde Elif Lam Mim Kitabül Gayb fi hudel lil muttaqin. Burada bu kitaptan bahsediyor. Bu öyle bir kitaptır ki işte derdi davası olan hidayet arayanlar için yol gösterici ve hidayet kaynağı bir kitaptır. Peşindeki ayetler de diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O iman edenler ki gayba inanırlar. Gayb nedir? Gayb bir önceki ayette vurgu neydi? Kitabaydı. Kitap nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Dolayısıyla onlar gayba inanırlar. Yani gayb denilince bize klasik anlatılan bilinmeyen şeyler diye anlatıldı. Gayb bilinmeyen değil. Gayb bizim bilmediğimiz ama burada ahiretten gelen Muhammed Aleyhisselam'a inzal olan bu kitaptan bahsediyor. Bu kitabın indiği kaynağın gayb olduğuna vurgu var. Sonraki ayette de diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْرِكَ O inananlar, iman edenler kendine inzal olunan o kitaba inanırlar, diğer kitaplara da inanırlar. Yani gaybın, gayb kelimesinin geçtiği ayetten bir önceki ayette vurgu kitaba, bir sonraki ayette vurgu
yine kitap adı. Dolayısıyla gayb bilinmeyen değil, gayb Allah'tan işte hidayet rehberi olarak iddia edilen, Allah bunu iddia ediyorsa, bunu böyle söylüyorsa ki hayat içerisinde bunu görüyoruz, o zaman vurgu Allah'a. Sonra gaybilerde zaten ahirete de vurgu var. Yani gaybın geçtiği yerde vurgu kitabadır, vurgu ahiretedir, vurgu işte Allah'ın ilahlığınadır. Yok şimdi burada, ben böyle fark ettim burada, bilmiyorum. Böyle... Şimdi şöyle desek, yani Allah görülen şeylere gayb değil mi Allah? Yani insanların elle tuttuğu, gözle gördüğü şeylere gayb değil mi? Mesela o inkar edenler ne diyordu? Son Nebi, Resul ne diyordu? Bu insanlar öldükten sonra ahiret aleminde bir dirilme var. Dirildikten sonra hesaba çekilecek. İnkar eden ve zulmedenler ebedi bir cehennemde yanacak diyordu. Onlar da ne diyor? Hani getir onu bakayım, kayıp olan bu değil mi? Sen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe biz sana inanmayız diyorlar. Belge istiyorlar. Yani Allah da buna kayıp diyor işte. Bu kayıp değil de buna da hem de büyük haber diyor Allah. Ahiret alemini kim nereden bilebilir? Ya zaten Kur'an'a iman etmek demek, zaten peygamberin getirdiği vahiy bilgiler elbette Allah'tan geliyor. O da inanmayan yok, inmeden önce insanlar bunu nereden bilsin? Allah bunları bildiriyor. Zaten yaşanan hayatla kayıp olan hayattaki bütün olayları insanlara bilgi olarak sunuyor. Burada insanların doğru düşünmeyip doğru karar verip hikmetli, mantıklı, hak olan bir yol üzerinde yürümesini sağlıyor Allah. Bak, ahirete de diyor, kesin bilgiyle inanırlar. O Bakara suresi 2'den 5'e kadar. Ahirete kesin bilgiyle nasıl inanıyor? Allah'a güvendiğinden dolayı kesin olarak Allah vaadinde durur. Kesinlikle vaadinden dönmez. Allah dönmez dediğinden dolayı Allah'ın söylediğine kesin olarak inanır. İşte kayıp budur benim anladığım kadarıyla. Mesela bir peygamber geliyor, kendinden önceki hiç insanların tarihi bilgisi olmadığı, yazının, kalemin olmadığı dönemlerde gelen peygamber kıssalarından Allah haber veriyor. O peygamber aracılığıyla. Üstelik daha gelmemiş olan peygamberleri de ismini zikrederek, vurgulayarak bildiriyor. Peki bu gayb değil de nedir? Olmamış bir olayı olmadan önce bilmek ne demek? Bu Allah'ın bilgisiyle ilgili. Yani elbette burada tabiat, yani evren yaratılışında bizzat gelecekle ilgili bazı bilgiler o yaratılışın çelişkisizliğinden dolayı bilinebiliyor. Ama hiç insanın bilmediği bir peygamberden sonra bir peygamber geleceğini müjdelemesi bu kayıp haberidir. Evet, 12. Olay bu. Şüphesiz biz, ölüleri biz diriltiriz. Onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini biz yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuz. Yani şüphesiz biz ölüleri biz diriltiriz. Yani hani ne diyordu? De ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler diyordu. İşte burada insanları öldüren de Allah, insanları dirilten de Allah. Peki İsa ölüleri diriltiyordu diyor Allah ama. Bunu nereye koyacağız? O zaman oradaki ölüyü tabii ki hemen, bazıları da diyor bunu, hemen yorum yapıyorlar diyor. Halbuki dünya hayatında ölü kelimesinin iki anlamda kullanıldığını bilemezsen hemen yorum yapıyorlar diyor. Oysa İsa eğer ölüleri bildiğimiz hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında ölüyü diriltmiş olsaydı Enbiya suresinin 95. ayetinde ölen insan tekrar geriye gelmeyecek bu haram kılınmış ayetini nereye koyacaktır? Kur'an çelişkisizdir diyor. O zaman ben de çok dirilttim hocam.
Yani işte İsa'nın dirilttiği hani Bakara suresi 73. ayette kesmiş olduğunuz ineğin parçasını vurun dedik. Vurdular. O ölü dirildiği ifadesine ölü diyor. Yani hayati fonksiyonlarını yitirmiş değil. Vahye karşı duyarsız olan insanlara ölü diyor. Onların dirilmesine dirilttik ifadesi kullanıyor. Yoksa hani Necip Fazıl diyordu ya, siz hayat sürendeşler, sizi kim diriltecek? Yani yaşadığı halde ölü anlamında kullanıyor. Çok isabetli bir söz. Ne diyordu? Şüphesiz biz ölüleri diriltiriz. Onların önden takdim ettiklerini ve ertelediklerini biz yazarız. Yani Allah burada yazarız derken haşa, Allah eline kalem kağıt alıp ona mı yazıyor? Levh-i Mahfuz diye bahsettiği, kitapta yazılır diye bahsettiği Allah'ın bilgisi altında. Hani Allah unutmaz, Allah yanılmaz, Allah her şeyi bilir ifadesini kullanıyordu. İşte yazarız derken Allah biliyor, fakat yazarız kelimesini biz Allah'ın kalemle, defterle yazma anlamında değil, bilmesi anlamında anlamak gerekiyor. Biz her şeyi apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuzdur diyor. Yani herkesin ne yaptığını, kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bile biz biliriz ifadesi kullanıyor. Sen onlara o şehir halkının örneğini ver. Hani oraya elçiler gelmişti? Sen onlara o şehir halkının örneğini ver. Hani onlara elçiler gelmişti? Bir kıssayı anlatmak için bir ön adım olarak bir ayeti ortaya koyuyor. Arkasında devam ediyor ayet hocam. Hani onlara iki elçi göndermiştik. Fakat ikisini yalanlamışlardı. Biz de iki elçiyi bir üçüncüyle güçlendirdik. Böylece dediler ki, şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz. Bak burada yine köşe taşı gibi ayetlerden biri. Yani mesela biz bir elçi gönderdiğimiz zaman onu yalanladılar. Peki bu elçiyi yalanladınız. Bir daha gönderiyor. Onu da yalan, o da aynı şeyi söylüyor. Bak mesela her peygamber kendisinin misyonunu temsil edecek, kendisinin misyonunu ileriki insanlara, kuşaklara taşıyacak mutlaka bir insan arıyor. Bütün peygamberlerde temel hasret bu, arıyor. İşte o peygamberler kendisinden sonraki gelecek olan kuşaklara birini şey yapabildi mi, eğitebildi mi, ondan mutmain oluyor. Burada da ne diyor? Hani onlara iki elçi göndermiştik. Yani bir elçi değil, iki. Bunların elçiler neydi? Biri herhangi bir şeye helal derse o da helaldir. Haram derse o da haramdır. Doğru derse o da doğrudur. Yanlış derse o da yanlıştır. Kesinlikle aralarında bir farklılık yok. Bak ben şöyle diyorum, iki elçi var temel olarak, birisi Allah'tan vahiy alan, insanlardan olan elçi, birisi Allah'ın bilgileriyle donatılmış olan, evrendeki melek olan elçi. Yani yaratılmış olan bütün varlıklara Allah bilgiyi kodluyor, Allah'ın insanlardan olan Resulüyle meleklerden olan Resuller eğer doğru anlamışsa meleklerin dilini, onun söyledikleriyle tıpatıp aynıdır. O zaman elçili... Hocam elçi kimi temsil ediyorsa onun mesajını olduğu gibi kendisinden hiçbir şey katmadan, yorum yapmadan aktaran anlamına gelmiyor mu? Çok güzel. Aynen öyle. Nebiler de öyle. Melekler de öyle. Yani melek diye bahsederken bir portakal ağacı, bir efendim elma ağacı veya bir
inek veya bir sinek veya bir böcek veya bir güneş aklına ne kadar evrende yaratılmış, gözle gördüğümüz, göremediğimiz bütün varlıklar melekti. O meleklere bilgiyi kodluyor Allah. O kodladığı bilgi çerçevesinde hareket edişinden dolayı elçi diyor ona. Bak, insanlara Allah'tan aldığı bilgiyi eksiltmeden, fazlalaştırmadan objektif olarak incelendiği zaman aktarıyor. İşte elçi o anlamda. Bir de vahyi bilgiyi aktarıyor. Aktarmış olduğu o vahyi bilgiyi doğru bir şekilde anlatan